Hoş geldiniz. Bugün böyle bir içerikle gerçekten karşınıza çıkmak istemezdim. Benim konseptime de, içerik kaliteme de yakışmıyor. Bunun farkındayım ama bunu biraz çekmek zorunda kaldım. Çünkü Fransa'da maalesef donuma kadar soyuldum tabiri caizse. İlk önce nelerimin gittiğini söyleyeyim. Pasaportum, kimliğim, ehliyetim, YouTube kameram, maddi değeri yüksek diyeyim, fiyatını söylemeyeyim. İçinde hafıza kartı ve Fransa'da çektiğim bütün videolar. 7 gün Fransa'da kaldım, 6. gün çaldırdım kamerayı. Ve nakit euro, gene miktar söylemeyeceğim. Çünkü bunların hani çok doğru şeyler olduğunu düşünmüyorum ama yüksek bir miktar. Hani çok küçük bir miktar olsa şu an bunu söylemezdim. Sadece bunlar gitti. Bunları nasıl kanıtlayacağım? Hani kanıtlayacak bir şeyim de yok. Bir şeyin yokluğunu kanıtlamak, varlığını kanıtlamaktan çok daha zordur. Ben bunları yakıt doldururken Fransa'da çaldırdım. Normalde her zaman ben şöyle bir bel çantası taşırım, tamam mı abi? Yıllardır ben bel çantası kullanıyorum. Ve çok memnunum. 2-3 yıldır yani, yıllardır dediğim. Ben Fransa'ya giderken ne hikmetse bunu götürmeme kararı aldım. Onun yerine bir sırt çantasına koydum. Ve benim hatam tamamen bu. Bir şeyi sürekli yapıyorsan onu birden bırakıp yerine başka bir şey koymaya çalışma. Bunu neye benzetirsen benzet. Sen 3 yıl boyunca her sabah yulaf yumurta yediysen kahvaltıda, ya birdenbire pankek yeme yani. Hani bunda büyük bir zarar da görmezsin büyük ihtimalle de. Ben maddi bir kaybı uğradım. Hani pasaportum tekrar para vereceğim, çıkartacağım. Kimliğim, ehliyetim, onlarda da para ister mi devlet bilmiyorum. Onlar problem değil ama kamerama çok üzüldüm. Çünkü güzel bir içerik de çekmiştim. Bayağı tatsız şeyler olmasına rağmen. Güzel anlar vardı. Ama yapacak bir şey yok. Olmuş bitmiş. 24 saat içinde o travmayı atlatıp tekrar hafif bir tebessüm. Çok da yavşak yavşak gülmeye gerek yok çünkü acı bir şey yaşamışsınız. Ama somurtmaya gerek yok, zaten bu videoyu o yüzden çekiyorum. Hani kendinle dalga geçmen lazım. Zaten böyle bir insanım. Instagram'da story paylaştım çalındım alındı diye, kimse inanmadı zaten. Hani gene Tayland taşrağı alıyor gibi ama maalesef taşrak değil. Güzel bir deneyim oldu. Bundan sonra bir şey çaldırırsam. Hırsızlar. Gelin lan. Bunun dışında başka anlatabileceğim bir şey. Şu an Türkiye'deyim. Biraz Türkiye-Fransa kıyaslaması, karşılaştırması yapayım. Oğlum, bu kadar tembel mi diyeyim? Oradaki kurallar mı böyle diyeyim? Ya her yer çok geç açılıyor ve çok erken kapanıyor. Bu pasaportumu, kimliğimi, her şeyimi çaldırdığım gün biz Lyon Türkiye Başkonsolosluğu'na gittik. Özür dilerim. 10 saat cipin içinde. Yani sokakta kaldık. Çünkü o saatlerde otel bulmak falan da zor. 10 saat jipin içinde. Arka koltukta ben, ön koltukta kız arkadaşım. Uyumaya çalışıyoruz ama uyuyabilir misiniz böyle bir şey yaşadıktan sonra? İz bilmezsiniz, yol bilmezsiniz. Polis sizle pek ilgilenmiyor. Çünkü Fransa'da biliyorsunuz son bir iki haftadır biraz karışık. Polisin pek şeyinde olmadık açıkçası. Tutanak bile tutmadı. Böyle büyük şehirlerde biraz umursamıyorlarmış. Çünkü çok hırsızlık oluyor. Bu Arapların ben gelmişini geçmişini. Bir ırk hiçbir yerde mi sevilmez? Bir ırk hiçbir yerde mi sevilmez? Fransızlar Araplardan nefret ediyor. Yani Arapları seven var mıdır? Araplar kendinden de bence nefret ediyor. Türkleri seviyorlar ama Türkler çalışkan. Birçok Türk'le karşılaştık yolda. İşte tanıyan oldu, denk geldiğim oldu. Türkler güzel. Orada en azından yapması gerekeni yapıyor. Milletin karısına kızına sarkıntılık etmiyor. Ama Araplar gerçekten hoş bir profil çizmiyor ya. Ve o kadar çok Arap var ki Fransa'nın hani ya bir göçmen ülkesi, bizden daha beter ha. Bizde kaç milyon Suriyeli vardır? Siz yazarsınız, ben bilmiyorum. Orası daha beter. Şimdi siyahiler de bir garip. Orası hoş bir yer değil ya. Harbiden Paris, zaten Paris'e bir indik. Otele yerleştik, dedik bir çıkalım. Hani gelmişsin, hani ne kadar yorgun olsan da gezmek istersin. Oğlum omuzum pump oldu. Baba yürüdüm, birkaç adım attım. Otel Agora diye bir yer. Eiffel Kulesi'ne 3-4 kilometre uzaklıkta. Güzel bir yerde otel. Oteli çok beğendim, ona laf yok. Yürüyorum, çok kalabalık. Pat diye bir ses geldi şuradan, döndüm. Adam güvercine tekmeyi bastı, duvarda sıkıştırdı. Kafasını kopardı, kanlar akıyor böyle elinde. Lan dedim, bu ne? Türkiye'de onu yap var ya, seni esnaf,
Esnaf seni ne yapar biliyor musun? Mahveder yani. Esnaf duyarsız kalmaz böyle bir şeye. İlk bunu gördüm Paris'e gelir gelmez. Fransa'da benzin istasyonları 24 saat açık değil. 24 saat açık olan var fakat hepsi açık değil. Bu da büyük bir problem. Ama burada şimdi Türkiye'ye geldim. Hepsi açık ya. Oğlum bizim millet var ya. Full çalışıyor. Ya da orada insan hakları daha önemli. Bir de biz böyle bir kültürle yetiştiğimiz için bizde her yer açık ya. Saat 9'da 10'da git et bile bulursun. Orada restoranlar 11'de 12'de açılıyor. Erken kapanıyor. Bunlar bana biraz kafayı yedirtti. Çünkü sen yıllarca böyle bir sistemde yaşayan orayı da çok bilmiyorsun. Çok daha tehlikeli bir ülke Türkiye'den. Türkiye'yi tehlikeli diyorlar ya. Yok Adana'da şurası, Ankara Çin yok. O Paris'i Maris'i bir gölün Avrupa'nın böyle sakat yerlerini. Amerika'yı zaten hiç bahsetmiyorum. Bizde tehlike melike yok abi. Sakat bir yer Paris. Beğendim mi beğenmedim. Harbiden sidik kokan yerleri de vardı. Hiç gırgır şamata falan değil. Pis yerleri mevcut. Düzgün yerleri de mevcut. Ama yani bir gidip görün zaten. Anlarsınız. Ama Lyon çok güzeldi. Lyon muazzamdı. Çok hoşuma gitti. Çok daha sakindi. Daha az göçmen vardı. Bunun dışında 10 saat konsolosluğun önünde bekledim. Geçici pasaport çıkarttım. İşte konsolosluğun önünde beklerken aç susuz, streslisin. Hiçbir şey yok. Marketler falan da kapalı. Sabah 6-6.30 sularında çok affedersiniz büyük tuvaletim geldi. Şimdi sporcular bilenler bilir, vücutçular. Hani sağlamıyorsanız büyük tuvalete sağlam çıkarsınız. Kangal sucuk gibi bırakırsınız. Vallahi hani bunları anlatıyorum ama inşallah iğrenmezsiniz. Hani insanın dışkısı aslında sağlığıdır. Bak bunlar gerçekten doğru şeyler. Ben senin dışkından bağırsak sağlığını, ne yediğini, ne içtiğini çözebilirim. Egzersizini. Bilimdir yani bu. Çıktık. Bir tane McDonald's var. 1 kilometre yürüdük. Açılmamış. Yani McDonald's'a tuvalete girelim mantığında. Sonra tuvalet yazdık. Tuvalet diye yazılıyor. Fransızca bir kelime. Türkçe'ye de Fransızcadan geçmiş. Bulduk. Orada böyle bir tane mantar kabin var böyle. PUBG'deki evler gibi. Tuvalet. İzmir Alsancak'ta da var böyle sahilde. Onlar da Fransızlardan mı gördü bilmiyorum. Açtım kapıyı. Oğlum paranoyak olduk. O şeyi çaldırdıktan sonra. Seninle dedim ki. Seni şu kapıyı aralık bırak. Bak içeride kilitli bitti kalırım. Zaten içeri bir girdim. Adam klozet yerine yere dışkılamış. Duvarda fuck Arabs yazıyor. Fransızca ben İngilizceye çevirdim. Arabes. İnsülin iğneleri. Pislik pislik şeyler. Öf. Yani belli yani. Bunu beyaz Fransızlar yapmamış. Belli o. Ben abi Türkiye'ye dönememe korkusu var en çok. Paraymış, kameraymış, umurumda değil. Diyorum ki şuradan bir çıkayım. Zehir oldu. Lan tuvalet kağıdı yok. Seninle dedim git yaprak maprak getir. Ağaç maaş da yok. Şehirdeyiz, Lyon'dayız. Yaprak getirdi nafile. Stresten böyle kötü bir formda çıktı dışkı. Sonra iç çamaşırımı çıkardım ben. Hani yaşadığım rezilliği anlatmak için tüm şeffaflığıyla anlatıyorum. Ki siz yaşamayın. Böyle gurbette altınıza sıçmayın. Baba oradan bir şekilde çıktık. Şöyle kötü bir pislik bir halde çıktık. Hijyenik değildi yani. Geçici pasaportu çıkarttık. Duaları ede ede. Havaalanına gittik. Kiraladığımız aracı teslim ettik. Çok şükür. Onu da sorunsuz şekilde teslim ettik. Ülkeye döndüm. Ne çıkardım buradan? Türkiye. Yani kendi yaşadığım ülke. Biz bu ülkenin birinci vatandaşıyız ya. Gerçekten çok başka. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Fransa çok berbat bir ülke mi? Değil. Ben tatsız olaylar yaşadım. Biraz benim özelimde yaşandı bunlar. Hani çok inanılmaz kötü ülke. Çok kötü davranıyor göçmenlere, turistlere. Öyle bir şey yok ama başınıza bir şey geldi mi? Kesinlikle orada çok üçüncü sınıf vatandaşsınız. Bunu polis hissettiriyor. Başkası hissettiriyor. İngilizce biliyorlar, konuşmuyorlar ya da hiç İngilizce bilmiyorlar. Hani bizim Fransızcamız zaten iyi değil. Fransızca öyle hemen öğrenebileceğin, şakır şakır konuşabileceğin bir dil de değil bence. Gayet zor bir dil. Fransızların kendisi bile zor konuşuyor. İngilizce konusunda sıkıntılar çektik. Bilmiyorum ırkçılık mıdır, nedir, ne değildir. Spor salonları yani güzeldi, normal, inanılmaz değildi. O konulara hiç girmeyeceğim çünkü bu videonun içeriği soyunmak. Sessiz olun, bir şeyi sürekli yapıyorsanız birden onu bırakmayın.